normalde bunlar istemiyorlardı. Biz böyle kademe kademe her şeyi uygun hale getiriyoruz. Yavaş yavaş. Yüz binlerce öğretmen özel öğretim kurumlarında asgari ücretle çalıştırılıyor. Biz şunu ifade ediyoruz. Bir öğretmen, vasıflı bir meslek grubuna ait olan bir öğretmen asgari ücretle çalıştırılamaz diyoruz. Bunu bakanlığın da söylemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunu hükümetin de söylemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir milli eğitim politikasının, bir öğretmen politikasının bu şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 2014 yılında elimizden bu hak alındı. Tabii o hak elimizden o dönem alındığında bu kadar kişi çalışmıyordu özel öğretim kurumlarında. Bu kadar özel okul, kurs, rehabilitasyon merkezi yoktu. Bu hakkın elimizden alınması aynı zamanda patronlara davet çıkarttı. Burada ciddi patron örgütlenmesi var, patron dernekleri var. Aslında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı diyoruz. Yani sadece burada patronlar yok. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet yürüten kamusal alanlar buralar. Ne kadar özel de olsa kamusal alanlar. Bu alan tamamıyla patronlara bırakılmış durumda. Yani denetimsizlikle, güvencesizlikle, özlük haklarından yoksun bir şekilde çalıştırılan öğretmenler, ucuz iş gücü haline getirilen öğretmenler, patronların aslında bir bakıma kar alanları, kar odakları haline gelmiş durumda. Biz bunun karşısında çok sahici, gerçek bir talebin peşindeyiz. Tavan maaş hakkımızın geri gelmesini istiyoruz. Bununla ilgili eylemlerimiz devam ediyor. Pazar günden bu yana buradayız. Şu an çok sayıda ilde arkadaşımız eğitim nöbetine başladı. Niçin buradayız? Öğretmenlik Meslek Kanunu çünkü ikinci kez, dikkatinizi çekiyorum, ikinci kez meclise geliyor. Çünkü bir önceki Öğretmenlik Meslek Kanunu eksik bulundu. Değiştirilmesi gereken noktalar Anayasa Mahkemesi tarafından ifade edildi. Biz 29 Ocak'ta meclis önünde bir eylem yaptığımızda bir koşul olarak, çok da doğal bir istek olarak bizim bakanlığımızla, yani Milli Eğitim Bakanlığı'yla, bakanıyla bir görüşme yapmak istemiştik. Orada bu görüşmeyi aldık. Kendileri, bakanlıktaki diğer yetkililer de taban maaş hakkımızın, hatta diğer yanaklarımızın yeni çıkacak olan öğretmenlik meslek kanununa dahil edileceğini, özel kabu fark etmeksizin öğretmenlerin statüde eşitleneceğini ifade ettiler. Siz istiyorsunuz diye değil, biz bu çalışmayı zaten yapıyoruz dediler. Nisan ayını işaret ettiler. Şimdi Nisan ayında üzerine 2 ay geçmeden Sayın Bakan televizyona çıktı ve dedi ki benim böyle bir yetkim yok. Böyle bir şey mümkün değil dedi. Şimdi bu söz, verilen bir söz tam anlamıyla bir yalana dönüştü. Açıkçası on binlerce öğretmen, sendika üyesi, diğer meslektaşlarımızın tepkisine neden oldu. Öfkelendirdi bizi. Yani nihayetinde verilen bir söz var, bir hakkımız var ve bu neden olamıyor? Niçin hayata geçirilemiyor? Bunu kimler engelliyor? Açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz biliyoruz. Toplum da artık biliyor. Yani öğrencilerimiz biliyor, veriler biliyor. Bugün taban maaşın kimler tarafından istenilmediğiyle ilgili bir soru yönelttiğimiz zaman veriler, bizim kendi öğrencilerimiz dahil tüm öğretmenler adresi gösterecektir. Bu kadar toplumsal anlamda destek bizden yanayken, biz haklı görünüyorken, bu hakkın geri gelmemesiyle ilgili ısrar, direnç noktaları bizce patronlar diye düşünüyoruz. Bu aynı zamanda şunu ifade ediyor, Milli Eğitim Bakanlığı demek ki patronların yanında yer alıyor. Bu açık. Biz dün Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili sendikaların, kamu sendikalarının davet edildiği, mevcut Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun sunulduğu bir toplantıya çağrılmamamıza rağmen araya girerek girdik. Orada bize şu ifade edildi. Taban maaş hakkımızın 2 defa mevcut meslek kanununa girdiğini, yazılı bir şekilde girdiğini ve daha sonra çıkartıldığını ifade ettiler. Yani bunu sorduk, bunu kim çıkartıyor? Cevap yok. Ve maddede yazan şekliyle söylediler. Bu şu demek oluyor, biz bu kadar eylemi, mücadele yapıyoruz. Bunun bir bakıma bir karşılığı var. Bu bir yere kadar geliyor ama hangi odaklar, toplumunu tartışsın istiyoruz. Hangi patronlar, toplum bunu tartışsın istiyoruz. Hangi bakan, mevcut bakan bir şekilde kendi yetkisini kullanamayarak ya da oyalayarak ya da işte bu kadar eylemi boşa düşürmeye çalışarak 24 Kasım'da mesaj atmasını biliyorlar, öğretmenler günümüzü kutluyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışıyoruz, personeliyiz ama çıkıyor ve diyor ki onlar özel sektöre çalışıyor. O zaman şu çağrı yapıyoruz, özel okulları bırakın, biz patronlarla karşı karşıya gelelim, aradan çekilin diyoruz. Yani ve nihayetinde meclise bugün buradayız, 4 günden beri buradayız. Açık bir çağrı yapıyoruz tüm siyasi partilere. Bu bir sınama noktası. Yani öğretmenlikle ilgili, öğretmenlerle ilgili söyleyeceğiniz birçok söz, yüceltici söz, övücü söz, saygınlığı ifade eden onca sözün karşılığı bugün taban maaş hakkının öğretmenlik meslek kanununa dahil edilmesidir.
bir öğretmenin asgari ücretle çalışmasını onaylayacaklarsa bu şu demek oluyor. Öğretmenlik mesleğine şu an düşmanlar. Eğitimi çöküş içerisinde. Bu gayet bilinçli politikalar yürütülüyor. Maarif eğitim programı açıklandı. Eğitimin içeriğine dair toplumu daha ileri taşıyacak. Öğrencilerin mevcut müfredatta onları dönemin ihtiyaçlarını karşılayabileceği, hatta dönemi aşabilecekleri bir içeriği taşımıyor müfredat. Haliyle özel öğretim kurumları, Türkiye'nin yakın siyasi tarihi bunu apaçık ortaya koyuyor. Burada bakan STK olarak itendiriyor ama işte burada cemaatler, tarikatlar vesaire çok ciddi kendi alanlarında ama aynı zamanda sinsi politikalar yürütüyor. Biz özel öğretim kurumlarında bunlara karşı karşıyayız. Bunu bir uyarı olarak ifade ediyoruz. Burada bir politika yapmıyoruz sadece. Yani burada bir düşünce, bir ideoloji kat yerleşiyor, yaygınlaşıyor. Özel öğretim kurumlarında bunun bir alanı, ÇEDES programı zaten vakıflar üzerinden buradan ürüyor. Biz toplumun kendisine sesleniyoruz. Bütün emekçilere sesleniyoruz, velilere sesleniyoruz. Kendi çocuklarına sahip çıkmak istiyorlarsa bugün eğitimle ilgili bir savunma hattına geçmeleri lazım. Yani eğitimi savunmaları lazım. Ben de öğretmenlik yapıyorum 8 yıldır. Asgari ücrete ve altına çalıştırmaya çalışıyor patronlar, kurumlar bizleri. Ekstra kadın olmanın tabii getirdiği dezavantajlar oluyor. Daha düşük ücretlere çalıştırmak istiyorlar. Ya da doğum izni gibi haklarımız olmuyor. Zaten sözleşmelerimiz biliyorsunuz yıllık, 10 aylık olabiliyor bu bazen. Burada bir kıdem tazminatı hakkı yok. Yani öğretmenler ciddi bir güvencesizlik altında çalıştırılıyor. Yani 3 yıldır aslında bu taban maaş talepli bir hak mücadelesi veriyoruz. Geldiğimiz nokta gerçekten anlamlı, kıymetli. Hani çeşitli görüşmeler de yaptık bakanlıklarla ve bize verdiği sözleri ne yazık ki tutmadı. Çıktığı bir kanalda dedi ki benim böyle bir şeye yetkim yok dedi. Yani binlerce öğretmenin, yüz binlerce öğretmenin asgari ücrete ve altına çalıştırdığı yerde sorumlu kimdir? Yani bir Milli Eğitim Bakanı değilse bunun sorumlusu kim olabilir? Bu kadar öğretmeni öğretmenden mi saymıyorlar örneğin? Bunu da demiyorlar. Yani bir öğretmen öldürüldüğünde diyor ki kamu görevlisi yaptırımları uygulanacak. O zaman kendileri zaten bunu itiraf ediyor. Kamuda da özelde de öğretmen ayrımı yoktur deniliyor. Ama iş özlük haklara gelince bunu kabul etmiyorlar. Yani biz öldüğümüzde mi öğretmen oluyoruz? Hükümet henüz bu eylemimize bir cevap vermedi. Duyuyorlardır, görüyorlardır ama herhangi bir somut adım ne yazık ki göremiyoruz. Yani çeşitli siyasi partilerden, muhalif partilerden ziyarete gelenler oldu. Ama biz bununla sınırlı kalmamasını istiyoruz. Yani bütün STK'lar olabilir, diğer sendikalar olabilir, emek güçleri olabilir ve bu işin muhataplarının bir an önce sesimizi duymasını istiyoruz. Asla bu arada yılmak yok. Hani burada nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü ÖMK yasasının içerisinde özelde çalışan öğretmenlere dair yer verilmediği duyumlarını alıyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz.